Geldin Artin. Suyunuzu sıktı bu baret sizin. Tam 30 sene. İşi bitti miydi? Haydin sokağa. İşler iyi değildi. Baret ne yapsın? Ödedi tazminatımızı. Evin altını atölye yapacağım. Hem senin yanında olurum. Ha şu boynumu ovaydım biraz. Ah. Kemo giysiden siparişlerim var. Bodrum'u hemen hazır edeceğim. Ha, dur, senin ilacını da hazır edeyim. Artistlerin ışığını yakmaktan yapamamışsın. Tamam, yaptık işte, bak oldu. Ha. Ah, bugün yine kaç kere madama gitmişimdir. Artık iyice huysuz oldu. Bir etek bile bitirememişimdir doğru dürüst. Çıngır da çıngır. Artin emekli oldu artık. Kendi bakar madamasına. Sen de kurtulursun. Burama gelmiştir. Bir taraftan da bu ayağımın dibinde. Hadi sana da gün doğdu. Artin amcan hep evdedir. Sen de çıkmazsın oradan. Zaten bütün gün onun başında. Allah razı olsun madamdan. Hadi elin durmaz mı senin kör boğazlı? Madama can yoldaşı olurlar be, fena mı? Bunda asıl azıcık biz de rahat etsek. Siz dadı ararsınız çocuklarınıza. Gülizar ellerine doğdu onlara. Oğlana benzer mi o? He? Hadi al dayı. Seni gavurun yanaşması seni. Artin amca bak bu yarım kalmış. Bitireceğiz kızım. Kalır mı işin? Artin amca Allah da bizi böyle mi yapar? Yani senin mankenleri yaptığın gibi. Allah biraz daha fazla özeniyordur kullarına. Amca Allah bizi yarattıktan sonra mı ayırır? O ne demek o? Yani bizi Müslüman ve gavur yapıyor. Hay ağzını öpeyim çocuk. Nereden bulursun bu lafları? Sonra mı ayırır Artin amca? Dinle bak. Dünyada birçok değişik din vardır. Bakkal Yani'nin dini, benim dinim, babanınki. Köşede eskici Moiz var ya onunki. Çinliler, Hintliler. Herkesin dini ayrı ayrıdır. Yani Allah'larını kendileri mi seçer insanlar? Allah'larını değil be kızım. Dinlerini seçerler. Din Allah değil mi? Allah başka. Allah bir tanedir. Dinler çeşit çeşit. Dinleri ne olursa olsun tüm insanlar Allah'ın kuludur. Ben de zaman seçeceğim dinimi. Sen Müslümansın ya evladım. Ama bana kimse sormadı ki. Belki ben o Hinlilerin, Cinlilerin dinini isterim. Kız sende bu akıl varken sen her şeyin en iyisini yaparsın. İçin temiz oldukça, başkalarına zarar vermedikçe hangi dini seçersen seç. Artin! Ben gideyim Artin amca. Yukarı bak biraz. Hayır dedim size ben. Anlamaz mısınız? Hayır. Ya ama baba bir dinle, dinlemeden karar veriyoruz ha. Sen ağzını açma. Benden habersiz işler severim. Bir daha utanmadan konuşur. Fazla şımarttık bunları Artur Usta. Hep anasının yüzünden. Yok devir değişmişmiş. Yok sıkmak olmazmış. Al işte. Remzi evladım. Bir dinlesen iyi olur. Belki bir diyeceği vardır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Artur Usta.
Onlara arka çıkasın diye çağırdılar seni, bilirim. Peki sen bilir misin yaptıklarını? Utanma yok bunlarda be. Doluşmuşlar çoluk çocuk o itin arabasına, gezmeye gitmişler. Zannettiler ki ben duymam, görmem. Bana güçmen Remzi demişler. Onlar giderken ben gelirdim. Ne yapabilirdim yani? Sokmuştur kafasına bir kere. Bari bir göreyim, tanıyayım, konuşayım. Neyin nesiymiş dedim. İyi halt ettin. Tanıdın da ne oldu? Çok mu beğendin? Delikanlı adamdır işte. Ulan öldürür bu kadın insanı be. Bana soraydın ne malın gözü olduğunu söylerdim sana. Necdet malın gözü filan değil. Sana sorduk mu kız? Sen susasın kızım. Büyükler konuşurken sana laf düşmez. Recep Usta'ya sorarsın ama. Tabii ona sorarım. Sana mı soracağım? Recep Usta'ya sordum, aldım cevabımı. Recep Usta Necdet'e iftira atıyor ama. Neden iftira atsın Recep Usta? Ne alıp veremedi var o itle? Ucuza çalıştırmak için. Necdet'i de ötekiler gibi enayi zannetti. Necdet akıllı, yer mi o? Çileden çıkarma beni, kes sesini. Remzi Bey, bir de Necdet'in tarafını dinlesen. Bakalım o ne anlatacak? Recep Usta'nın dedikleri yeter bana. Delikanlıdır, gençtir, kes söylemiştir. O yaşta insanın ettiği lafı kulağı duymaz. İnsan ustasına sövmez ama yapmıştır bir cahillik. Ben o küste herife kız vermem usta. Ya baba araba alacak, tam silketecek ya vallahi billahi. Ya. Hala konuşun, hala konuşun, patladı yap tokadı suratına şimdi. Arabası da yayla gibidir maşallah. İşte kızın bir kısmeti çıkmış. Gel şu işe razı ol Remzi Bey. Remzi Bey. İşine geldi mi Remzi Bey? Bana bak karı. İstersen Remzi Paşa de, o hergeleye verilecek kızım yok benim. Hergele ne demek baba? Gülizar. Sen üstüne vazife olmayan laflara karışma kızım. Gir içeri hadi. Bıktım vallahi abi, bıktım usandım. 18'imi doldurdum. İsim miyim ben? Vazife işte. Sen de kız otur yerine. Sen de gel şu işe razı ol efendi. Bak ben gördüm. Konuştum. Sevdim çocuğu. Sen al o zaman. Ne çocuğu be? Ayı gibi herif. Ha, niye ayı gibi olsun? Aslan gibi. Sus kız bak şimdi sus. Ay, susun be susun be, rezil oldu komşular. Aç şu radyoyu Gülizar. Aslan gibiymiş, o tekliğine basmış. Aa. Hala konuşur, bir dinlemez beni. Saatle 15.22'de Bond'daki ticaret ateşemiz Mehmet Ali Günyüz, Ermeni örgütü Asala tarafından işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Müessif olay Bond Büyükelçiliğine 100 metre uzaklıkta elçilik garajının kapısı önünde cereyan etmiştir. Olaydan bir saat sonra Ajans France Presse bürosuna telefon eden bir kişi Asala adına olayı üstlendiklerini bildirmiştir. Bu olayla birlikte yurt dışında öldürülen Türkiye temsilciliklerin... Anne ne olmuş? Bir Türk vurulmuş. Kim vurmuş? Ermeniler. Altın amcamlar mı? Takma kafana be Artın Usta. Biz birbirimizi biliriz. Yüzlerce sene iç içe yaşamışız. Ölecekler şimdi bize akılları sıra. Kötü işler bunlar Remzi evladım. Sonu hayır getirmeyecek. Ben kaçayım. Armine de kötülemiştir şimdi. Her şey olacağına varır evlat. İnadın kimseye faydası yok. Takmış kafaya. Oluruna bırak. Yarın öbür gün torunun, tosunun olur. Sonra barışması zor gelir. Sen bugünden rızanı veriver. He? Hadi iyi geceler. İyi geceler Artin Usta.
uçtu değil mi? Bir kuş gibi kuş. Cennete mi uçtu anne teyze? Cennete uçtu. Allah günahlarını affetsin. Yoktu da garibin bir günahı. Biz de ölünce cennete mi uçacağız? İyi insan olmuşsak elbet. Hepimiz mi? Elbet. Yani ben, sen, annem, babam, hinler, cinler. Hinler, cinler de kim? Sen dedin ya, başka dinleri olan hinler, cinler. Hay Allah eğriğini versin. Hintlilerle Çinliler. Ya kötüler? Kötüler de cehenneme. Necdet abi cehenneme mi gidecek? Onu da nereden çıkardın kız? Babam onda bir kötülük var diyor. Onların nereye gideceğine Tanrı karar verir. İnsanlar değil kızım. Amca, Tanrı beni seninle aynı yere koysun, olur mu? Beraber gidelim cennete. Yani sen, ben, annem, babam gidilmez. Hadi Remzi. Dur yürüyün be, gelelim çocuklar. Ceketimi giyerim. Azim amca. Gülizar'ım, bu da çam sakızı çoban armağanı. Al bakalım, koy kalemlerini içine. Hadi yürüyün artık, yürüyün. Durun, durun bakalım. Bekleyesin Remzi oğlum, bir saniye bir resim çekelim. Hayır, hayır, gel şöyle. Çabuk hadi. Önüme dur, saçlarını izle. Dur, tamam. Remzi, sen yaklaş şöyle. Gülizar, sen de gül. Gül. He, tamamdır. Kapanmadan yetişsek bari. Yetişiriz be kızım, yetişiriz. Şadan, ben giderim. Sen ışıkları depoya götür. O birliği de tamir et. Nesine edeyim be usta, ölmüş o. Remzi, bu kız senin mi? Evet abla. Dikiş kursuna kayda getiririm. Adı ne bu senin kızın? Hanımın adını koymuşumdur ona. Gülizar. Bir dakika. Tuncay, bir dakika. Remzi, senin kızın yüzü çok güzel. Güzeldir. Biz de taze görünmemiş bir genç yüz arıyoruz. Ne dersin, senin kızı bir deneyelim mi? Ama bu daha dünkü çocuk. Ne yani Remzi? Sanki reklam işini bilmiyoruz. 3 aylık bebeler bile çıkıyor reklama. Bu iş de zaten onun yaşına göre. Diş macunu. Yok gözünü seveyim Tuncay Bey. Ben bu setlerde çürüdüm. Sokmam kızımı bu işlere. Hadi yürü. Hani sen geçim zor diyordun? Sen kursu öğrendiği dikişle para mı kazanacak sanıyorsun? Benim hanım evde etek filan bastırır konfeksiyona. Bu da anasına yardım eder işte. Gitsin derim dikiş kursuna. Elinde bir marifeti olsun. Bir gün bakarsın gündeliğe gider. Etek metek diker karılara. Nafakasını çıkarır işte. İyi ya Remzi. Bu kız bir diş macunu reklamı yapar. Dur bakayım ne ayırmış oyuncuya. Yeni bir yüz olursa 500 bin liraya kadar maaş var. Ama ben bir deneme çekeyim. Şey... Olursa ne hala alırsın 500 bin. Ama başka da bu iş. İş iştir. Sen ne diyorsun Remzi? Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü? Bence dünden razı. Kız, artist oluyorsun ha? Hadi bakalım, artık biz de sebepleniriz. Meşhur ol da bizi de gör biraz. Ne artisti be, ne artisti? Reklama çıkacak o kadar. Büyütmeyin. Hem sana ne oluyor? Az mı baktım ben ona çocukken? O para kazanacak, biz de sebepleneceğiz biraz. Aynaya bakmaktan başka neye bakmışındır sen? Ona bakmışmış. Ona biri baktıysa Artin'le madamı baktı. Asıl sana ben baktım, ben. Baktın mı? Oldu. Neticeye bak sen. Şimdi ikisine de ben bakarım. Aman baba, başlama sen de yine. Sen de kaşıkla verip sapınla çıkarıyorsun ha. Kız artist bozmasın, kaldırsana şunları.
Artist de olur benim kızım. Neye eksiktir artistlerden? Üstelik has güzeldir o. Hem öyle takma burun da değil. Ay takma burun değil, yapma burun anne. O takma olanlar meme. Terbiyesiz. Kendi kendinize gelin güvey olmayın be. Yarın çekim provası vardır. Bakarsanız beğenmezler. Olur mu hiç? Yatmadan saçlarını saracağız Gürsel. Tırnaklarını da boyarız sedefliyle, tamam mı? Hadi be abla, bir güzel oyna da beğensinler seni. Floren. Aç şunu bir kapak lan. Hadi lan, seni biraz çok zor. Tamam, güzel. Şey bir şey. Tamam, güzel. Floren iki renk. İşleriniz bembeyaz. Hadi canım. Sen çabuk çalışın lan, hadi. Gülizar kızımın şerefine içelim. Başarısı devamlı olsun. Dur bakayım. Ağlıyorum ne benimki? Yo, sana öyle geldi. Remzi, çocuklar bu gece bira içerler. Hadi sadece bu gecelik. Gülizar'ın daha yaşı ne başı ne? Koca kız oldu. Eli ekmek tuttu baksana. Tam 50 kere Floren dedim. Erişte olur kızım. İlahi Artili amca. Şimdi herkes parasını emek vermeden kazanıyor. Aklı olanlar tabii. İki kuruş paran varsa koy faize, ay başını bekle. Gülizar'ın parasını da faize vereceğim. Dünyada olmaz. Önce bir renkli televizyon alalım. Ben kızımı şöyle rengarenk seyretmek isterim. Remzi, sonra da bir çamaşır makinesi alalım. Vallahi benim iki büklüm oldu çamaşır yıkamakta. Çamaşırları ben yıkıyorum Ayol anne. Benim yerime senin belin büküldü anlaşılan. Bakın başlıyor. Başlıyor. Floren 2R. Floren 2R ile dişleriniz bembeyaz. Önce koru, sonra kor. Çok ilerledi. Bakalım bundan sonra ne yapacağım? Sonrası manası yok. Para faizle Gülizar dikiş kursuna. Ama baba. Aması maması yok. Para ise para kazandığı işte. Hevesini aldı. Renkli alınmadan parayı faize koydurtmam bak bilmiş olasın. Baba, bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız. Bak bu işin sonu gelmez kızım. Başka film çevirmek yok dedim, tamam mı? Emzi evladım, sen demedin mi bu akşam münakaşa yok diye? Biz şimdi kutlama yapıyoruz. Haydi kadehleri tazeleyelim. Haydi şerefe. Haydi iyi geceler. İyi çok artık memnun oldum. İyi geceler. Güle güle Artin amca. Dur bakalım, dur. Seyrettin mi? Evet, gördüm. Beğendin mi? Çok güzeldi. Kahvede seyrettik arkadaşlarla. Doğan, Avni falan. Çok fiyaka yaptım he. Başka film çevirecek misin? Babamın haberi yok ama Tuncay Bey sırada bir tane daha var dedi. Tuncay Bey de kim? Yönetmen canım. Babana niye söylemediniz? Başka yapayım istemiyor. Ablam şimdi üstüne varmayalım, nasıl olsa razı ederiz dedi. Yarın parka gelecek misin? Yarın babamla paramızın kalanını almaya gideceğiz. Sonra o sete gider, ben de gelirim. Geleceksen söyle de bir araba ayarlayalım. Gelirim dedik ya. Yarın Hasan Bey'in arabası boyadan çıkıyor. Alırım ustadan elektrikçiye götürmek için. Seninle bir tur alırız he. Gülizar. Tamam. Babam çağırıyor, hadi git. Gelirim öğlene doğru. Kiminle konuşuyorsun sen? Recep Usta'nın çırağı var ya, Erkan. Ne olmuş Recep Usta'nın çırağına? Erkan canım, hani sen babasıyla tavla oynarsın kahvede. Ne olmuş Erkan'a? Bir şey olmamış baba. Kapının önünden geçiyordu işte. Televizyonda görmüş de onu söyledi. Sen kapıdayken geçmesin o it. Ya da o geçerken sen kapıya çıkma. Benim yanmıştır bir kere başım Recep Usta'nın çırağından. Al sana bir çırak zede, kucağında da çırak zade. Bacaklarını kırarım kız, bilmiş ol. Müşterilerinin arabalarını çekip atlarına kız tallıyor ergeleler. Bu salak Ford Taunus'a gitti. Üstelik herifin arabasının son iki taksidini de ben ödedim.
Ne yapsaydım? Bu babası hapiste mi diyeyim hele güne? Parasını ödeyemediği arabaları alırım. Milleti dolandırır mı diyeyim? Bana bak! Recep Usta'nın çırakları geçmesin kapımın önünden. Kıralım bacaklarını. Sen rakıyı fazla kaçırmışsındır Remzi. Ulan sen ağzını hiç açma. Yırtarım kulaklarına kadar. Sen değil miydin araba alır? Taksicilikte çok para var. Ver kızı gitsin diyen para göz karı. Tamam tamam. Aa, deli mi ne? Nasıl geçti? İyiydi. Bak bunu hediye ettiler. Ne o, para vermiyorlar mı? Aa, vermez olurlar mı? Parayı babam alıyor, faize koyacak. Bunu bana verdiler. Güle güle giy. Yakışmış. Seyredecek misin televizyonda beni? Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten. Başka bir şey yaptığımız yok. Bizim nişan işini söyledin mi? Erkan, daha babama bir şey diyemem. Bu konuda hassas biliyorsun. Dikişe gitseydim söylerdim belki ama... Şimdi işler karıştı. Biraz zaman tanı, sıkıştırma beni. Ne kadar zaman? Bak, haftaya perşembe haberlerden önce aç televizyonu. Haftaya bugün, su reklamı için, olur mu? Kahvede seyrederim. Yok yok, kahvede seyretme. Sonra gelip benim başımın etini yiyorsun. Hadi dön sen. Bizim sokağa geldik. Ben uğrarım gene. Baban dünya alem seni seyrediyor, bir şey demiyor da bizi görürse mi kıyamet koparıyor? Madem çırakları beğenmiyor, seni Recep Usta'ya versin. Üf, sinir etme. Hadi bay bay. Yetti be, her gece bira içerse el kadar kız alkolik olur valla. Götür bunları. Neler günah yok 40 yılın birinde. Benim canım bira istemiyor zaten. Ben Yılmaz'la kendimi Pepsi aldım. Pepsileri bedava mı vermeye başladı bakkal? Baba, ben Pepsileri kendi paramla aldım. Bu evin erkeği sen mi olmaya başladın kızım? Baba, ben onu demek istememiştim. Nereden taktım kıçıma da götürdüm seni o günse de? Münakaşa yok. Kutlama günüdür bugün. Ne zaman görüneceksin be kızım? Reklamlar başlıyor. Hayat veren, enerji veren, sağlıklı kaynak su. Kaynak su. Aman da ne güzel çıkmış benim güzel kızım. Canım benim. Kızımızın şerefine, hepimizin sağlığına. İlahi Remzi be oğlum. Şunu bir türlü tamir edemedin bitti. Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü Kares kullanıyorum. Denetimden geçer mi bu? Perşembe günü telefon et, öğren. Takılmadıysa ıslatırız o gece. Kaytarmak yok ha. Tüm ekip birlikte. Tamam mı? Tabii. Perşembe günü ararım. Abla, sen bu bindalı biliyor musun? Ayol, sen aptal mısın? Hiç mi gazete okumuyorsun? Sen bu gece sosyeteye giriyorsun. Kızım, sosyeteye. Hay Allah'ın yürü ya kulun dediği Gülizar. Ben sana ne bulup da giydireceğim şimdi? Bak. Setten getirdim. Harika bunlar. Ne olacak şimdi? Buna bir gece elbisesi lazım. Hah, dur bakayım. Bak bak şimdi bak. Bu benim gelinliğim. Acaba boynumu kısaltsak? Abla, buna ne yapsak olmaz. Gelinlik bu. Başka şey bulalım. Sende para yok mu? Hiç hepsini babama mı verdin? Çamaşır makinesi için anneme verdim. Annemden alalım o zaman. Ha, ölür de vermez. Dur hele, ben bir deneyeceğim. Bana bak, bu gece yarım saatliğine bir araba ayarlayabilir misin ha? Sen gece çıkabiliyor musun? Ayol, seninle gezmeye değil canım. Bir işi vardı filmle ilgili. Hani sen bırakabilirsin dedik işte. Nereye gidecek? Ya bir bırakıp döneceksin. Hani taksiye binmesin diye akşam acaba. Hadi be ev.
Babam biliyor mu? Dün bilmez olur mu? Yoksa nasıl gider? Gece çekimi var da babamın götüremiyor. O yoksa sana mı sorardık? Aman! Bir şeyler ayarlamaya çalışayım. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Dilini mi yuttun? Vallahi çok makbule geçecek. Ya dönüşün ne olacak? Yok, babam döndürecek tabii. Yoksa o saatte nasıl döner? Kaldı bu saate kadar. Daha saat 10:30. Kız 11'de gelirim dedi. Bana sormadan nasıl bıraktın? Yine karıştırmaya başladın işleri. Ay baba, vallahi telefon ettik sete, düşünemedik. Meşgul çıktı hep. Beni bulmak istediğinizde bal gibi bulursunuz ama. Telaşlanmayasın, gelir şimdi. Grizar'ın aklı başındadır. Gelir dediği saatte. Bu saat ayrı değil, kızın diye vursun. Bir adam ile bulursa ayrılacak elbet bulunduğu yerden. Başladı. Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü kares kullanıyorum. Dünya kadınla güzeldir. Haydi Şerefe evladım, güzel kızımızın şerefine. Hani söz vermişti 10:30'da gelecekti. Ay uzatma anne, gelir şimdi. Ama daha gelmedi bak. Anne. Hiç beğenmem ben bu işleri. Diş macunuyla başladık. Su mu derken bu da nesi böyle? Benim dudaklarım güzel çekici. Bundan böyle bir don reklamı gelirse benim kıçım güzel çekici mi diyecek el aleme? Anamın adını koymuşumdur ona. Bu kız elden gidecek. Gitmez gitmez. Bulur birini temiz muhitlerden. Evlenir inşallah. Neresiymiş o temiz muhitler? Bu gece yolladığın yerler mi? Biz burada pis muhitte miyiz? Biz pis muhitte miyiz Artur Usta? Öyle demek istemedi evladım. Hani yani zengince paralı biri demek istedi. Bu karının istekleri bitmez usta. Zaten karı milletin gözü doymaz. Ne verirsen dahasını isterler. Beynimin etini yedi televizyon diye aldık. Sonra renklisini tutturdu, onu da aldık. Şimdi video çıkardı başıma. Nerede durur bunun arzuları bilmem. Gülüzar'ı ettikten sonra mı? Yo, Tanrı korusun, bu nasıl söz? Ne yaptın kız, kolyeyi düşürdün mü? Çantama koydum. Nerede kaldın? Hani 10:30'da gelecektin? Tebrikler güzel kızım. İsterdik ki bizimle olasın her zamanki gibi. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefer yok. Nasıldı kız, anlatsana. Şık mıydın, eğlendin mi, yakışıklılar var mıydı? Abla, değildim. Nasıl değildin? Onca masraf, onca koşuşturma, onca emek, neden değildin ha? Onlar, yani oradakiler başka türlü giyiniyorlar. Farklı. Böyle süslü değiller. Daha spor. Yavaş ol, çocuğu uyandıracaksın. Ne yani? Gece kulübüne pantolon mu giyiyorlar? Deli mi bu karılar? Evet. Abla, bir daha gitmem kutlamaya filan. Bu son olsun. Thank you.
görmüş. Aman benim oğlum büyümüş de artık bizimle oturacakmış sofraya. Bu iskemleyi ne zaman aldınız buna? Bugün ben aldım baba. Bekleyemediniz mi aybaşını? Ben ne dedim size? Bu ay çıksın alacağım demedim mi ha? Ay ne fark eder ki, alıverdik işte. Ne demek ne fark eder ki? Ben alacağım dedim ben. Ne uzatırsın canım, alıvermiş işte kızlar. Ha, bu evin hesabı kitabı benden sorulmaz mı oldu? Baba avans almıştım. Hem sonra Doğan'a yemek yedirmek zor oluyordu. Hazır para varken alıverdik işte. Ben ne demiştim sana? Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha? Kimden izin aldın ha? Kime sordun? Anneme sordum. Vallahi sordum baba. Doğru mu Atça? Sana mı sordum? Ben de izin verdim işte, olur dedim. Ne demek izin verdim? Bana danışmak hiç aklına gelmedi mi? Ben neyim bu evde? Eşek başı mıyım? Babacığım. Estağfurullah bey, o nasıl laftır? Hani sen yoktun da kız da acele cevap verecekti. Şu yemek odası takım ısmarlanmıştı. Çocuklara üst baş filan. Bayram da geliyor. Bu evi karılarla çocuklar mı idare eder oldu ha? Bana bak Gülüzer. Bu filmi yaparsan her şey bitmiştir, bilmiş ol. Baba paranın çoğunu aldım. Vazgeçemem. Geri ver. Harcandı gitti bile para. Ha? Ne haliniz varsa görün be. Artin amca. Yorgunsundur yavrum. Gözlerinin altı mı kararmış? Gece iyi uyuyamadım Artin amca. Evde huzur kalmadı. Babana üzülüyoruz. O içince biraz kafayı bulur. Hepimiz gibi. Yo, babama alışığım. Ondan değil. Yani neyin vardır evladım? Artin amca. Bir şeyler eksik. Ayak uyduramıyorum. Onlar... O insanlar çok farklı. Neyin eksikmiş senin onlardan? O insanlar analarının karnından öyle mi doğdular sanıyorsun? Herkes öğreneceğini yolda öğrenir. Sen de öğreneceksin. Hani o gece, diskoya gittiğim gece var ya... Halimi bir göreydin. Yer yarıldı, içine geçtim. Nedenmiş? Kıyafetim başkaydı... Konuştuklarını anlamıyordum. Sen korkmayın da bundan. Allah sana hem güzellik hem de akıl vermiş. Her şeyin üstesinden gelirsin sen. Çul nedir ki satılır çarşıda? Gider alır, insanı çulla mı ölçülür? Dur sana bir çay koyayım. Aklın başına gelir. Sadece o da değil Artin amca. Onların şakaları filan da bir başka. Ya bu işi bırakacağım... Ya da değişmem lazım. Sen değişme çocuğum. Sakın değişmeyeyim. Sen hep böyle kal. Açmadım. Zaman tanı dedik ya sana. Daha yaşım küçük. Babam yanaşmaz. Hele Aysel'in olayından sonra iyice katılaştı bu konuda. Yaşın küçük ama maşallah televizyonda o biçim dudaklar. Aa, ne varmış o biçim dudaklarımda? Sana da o kadar para verseler sen de ruh sürer çıkarsın televizyona. Benim param bana yetiyor. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çekti miydi altıma? Ben bu masalı bir kere daha duymuştum. Bak sonra ne oldu Aysel'e? Eniştem olacak serseri öyle ikna etmişti annemle babamı. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çektim miydi altıma? Herkes enişten gibi olmaz. Hem sonra bana reklam filmi teklif etmediler küçük hanım. Ne yapalım yani? Sana bir şey yap diyen yok. Yalnız beni çok sıkıştırma. Para kazanmaya başladımsa kabahat mı oldu yani? Bak hepimize yardım etmeye çalışıyorum işte. Al işte babam. Sabahlara kadar mesai yapıyor. Kaç boğaza bakıyor adamcağız. Kolay mı? Önüme çıkan bu şansı tepeyim mi? Şans önüne çıkmadan önce babanın kaç boğaza baktı aklına gelmiyordu ama. Bence bu işler senin bayağı hoşuna gitmeye başladı. Ne oldu sana kızım? Asıl sana ne oldu? Bir ruj reklamı yaptım, biraz boyandım diye buz gibi kıskandın beni. Çok para verdiler diyorum sana, anlamıyor musun? Para diye kıçını açacaksın sen bu gidişle. Thank you.
reklamlarına çıkıyorsunuz değil mi? Evet. Ben de bu kızı nereden tanıyorum diye bütün jimnastik boyunca düşündüm. Giyinirken aklıma geldi. Bir diş macunu reklamında oynamıştım. Evet, en son Kares rujlarında oynuyorum. O siz miydiniz? Makyajın sana ne çok değiştiriyor. Şu aşağıda taksi durağı var. Yokuşu tırmanmayalım yorgun argın. Siz de yeni mi başladınız jimnastiğe? Bu üçüncü gelişim. Belimin incelmesi lazımmış. Ah, bu erkekler illa onların istediği ölçüde olmalıyız. Yo yo, beni ajans yolladı. Ne ajansı? Manken ajansı. Bir yerde bir şeyler içelim mi? Bir dakika. Bana bak, peşimde dolanıp durma. Artık aramızda her şey bitti. Delirdin mi Gülüzer? Ne yaptım ben? Sen ne yaptıysan yaptın. Seninle artık görüşmek istemiyorum. Babam da haklıymış. Pardon, beklettim. Benim adım Sevil. Nişantaşı'nda antikacılık yapıyorum. Benim adım da Gülizar. Gülü. Satıcılık mı yapıyorsunuz orada? Hayır, dükkanın yarı hissesi benim. Ah! Ne iyi. Alo, bakkal Yani mi? Ah Yani amca, ben Gülizar. Korkma, bir şey yok. Eve bir haber yollatabilir misin? Beni merak etmesinler, biraz gecikeceğim. Yok canım, iş işte uzayıverdi. Aysel'e haber yollat en iyisi. Yemeğe beklemesinler. Yok, gecikmem. Sağ ol Yani amca. Şakakları koyuldu. Yaldız istemem. Bu yıl yaldız yok. Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin? Gülü Hanım, set hazır. Ne zaman hazır olursanız buyurun. Maalesef ben gazetecileri bekliyorum. Neredeyse gelirler. Çok uzun sürmez. Gülü Hanım, iyi günler. Ah, hoş geldiniz. Ben seti evden daha enteresan buldum. Evet. İsterseniz aşağı inin. İyi fikir. Birkaç poz alalım mı? Tabii. Güzel. Bana kendinizden bahsedin. Bu mesleği nasıl seçtiniz? Ailenizi, arkadaşlarınızı anlatın. Vallahi reklam yıldızlığı benim için kaçınılmazdı. Babam zaten hep film setlerindedir. Filmci midir? Bilmiyorum. Art direktör gibi. Bazen kafası kızınca ışık ayarlamaları da yapar. Çekim sırasında ışığa çok önem verirdi. Genellikle kendi düzenler. Annem de el sanatlarıyla uğraşır. Modacıdır. Hangi kitapları okursunuz? Hobileriniz nedir? Vallahi çalışmaktan okumaya pek fırsat bulamıyorum. Yeni bir teklif aldım. Ama sinemadan. Fakat ajansla anlaşmam bitmeden yapamam. İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bizim işimiz hep güzel olmaktır. Güzel, bakımlı, son moda. Her ürün için değişik ama hep çok güzel. İşinizi seviyor musunuz? İş iştir, para kazanıyoruz. Son bir soru. Sevgiliniz var mı? Hayır, yok. İşten sonra bir içki içelim birlikte. Sizin sinema filmini konuşalım. Size yardımcı olabilirim. Tabii, memnuniyetle. Bana da uğradığı yok son zamanlarda. Laf aramızda artın usta. Başta ben de hesaplayıp kitaplayıp hadi bununla da falancayı alırız diye iteliyordum ama pek ayrı kalmadı bu işlerin. Kız iyice koptu bizden. Üzülme canım. Her şey olacağına varır. Gülizar yanlış bir iş yapmaz. Remzi de düzelir yakında. Sen meraklanma. Hadi kal sağlıkla.
Artin amca. Artin amca. Selam Artin amca. Oo Gülizar kızım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Son günlerde 2 dakika bile vaktim yoktu. Çok çalışıyorum. Onun için mi bana uğramadın hiç? tam da çay demlemiştim. Diğer bardak içelim. Sana 3 şeker değil mi? Aman aman hiç şeker koyma. Neden o? Sen hep çok şekerli severdin. Artık içmiyorum. Şeker, tuz, makarna, pilav, hamur işi, pasta hepsi yasak. Safra kesini bozdun ne? Yok be amca. Benim bir şeyim yok. Ajans yasakladı. Biraz kilolu buldular da. Zayıflamam lazımmış. Güzel. Saçlarını kesmişsin be ya. Ne güzel saçların vardı. Tek perdeler gibi. Ne yapayım? Kesmek zorunda kaldım rol için. Hem bu yıl kısa saç modası var. Bu kıyafet de modadır. Evet amca, beğenmediğini biliyorum ama biz mankenler son modayı takibe mecburuz. Ben anlamam modadan. Kadın dediğin kadın gibi giyinmeli. Ama sana yaraşmış. Herkes senin gibi değil ki. Bir karış olan da giyiyor. Na böyle olan da giyiyor. Artin amca, biliyor musun ben sana bugün niye geldim? Sen bana hep yardımcı olursun. Bir şey mi oldu? Yok korkma, bir şey olmadı. Başım evle dertte. Bilirim. Geçinemiyorsun babanla. Para kazanmaya başladığımdan beri düşman gibi olduk Artin amca. Her şeyime karışır oldu. Az boyandın, çok boyandın. Erken çıktın, geç geldin. Hem artık annem de korumaz oldu. Tabii. Ne isterse alındı eve. Televizyon, video, fırın, yemek odası takımı, teflon tavalar. Ha, bir de en alasından dikiş makinesi. İsteyecek bir şey kalmayınca tabii bizim mankenlik tukaka oldu. Ağrına gidiyor babanın senin ondan daha fazla para kazanman. İdare et yavrum. Bırak ya da bu işi. Erkan bekliyor seni. İstemez misin evinin kadını olmak? Ne diyorsun Artin amca sen? O mesele çoktan kapandı. Ya söylemedin bana. Mühim değildi ki, ne söyleyeyim. Bitti gitti işte. Çıkar elbet başka kısmeti. Benim kısmet falan istediğim yok Artin amca. Ben evden çıkmak istiyorum. Ne dedin? Öyle işte. Ne diyorsun Gülizar? Evden çıkıp nereye gideceksin? Artin amca, dayanamıyorum evin havasına artık. Ben ayrı oturacağım. Yalnız oturabilir senin yaşında kız. Oturur oturur. Parası yetişiyorsa oturur. Hem niye oturmasın? Zaten Avrupa'da filan hep öyle. Burası Avrupa'dır. Vazgeç bu sevdadan. Ha bak, benim üst kat bomboş. Kiralanmadı. Geç oraya istersen. Hiç olmazsa evinin yanıdır. Artin amca, anlamıyorsun sen. Mesele sadece evin kalabalığı değil. Dünyam da değişmeli. Sadece üst baş değiştirmekle olmuyor ki. Semtim, evim değişmeli. Her şeyim değişmeli. Utanırsın doğup büyüdüğün semtten. Tanıma ne? İstanbul, İstanbul iken en makbul yeriydi şehrin. Ah canım Pera. En kibar aileler burada otururdu. Geçmiş ola Artin amcacığım. Ben Nişantaşı'nda oturmak istiyorum. Nasıl ödersin oralarda kirayı? 4 arkadaş bir oluyoruz. Bir çatı katı bulduk. İlk kaboramızı verdik bile. Halt ettiniz. Artin amca, ne olursun yardım et. Hem sen Hristiyansın. Ne de olsa daha açık fikirlisin benimkilerden. Hem seni severler, sözünü dinlerler. Ne olur konuş babamla. Ne olursun. Gülizar, ne oldu sana böyle? Kim çıkardı rayından seni? Artin amcacığım, ben rayımdan filan çıkmadım. Ne yaptığımı biliyorum. Kimse anlamıyor beni. Sen bile. Sadece kendime daha iyi bir hayat istiyorum. Kabahat mı şimdi bu? İyi bir hayat 3 sokak ötede Nişantaşı'ndadır sanıyorsun. Ne olur Artin amcacığım, konuş babamla. Benim tonton amcam. Bir tek sen kandırırsın onu. Konuş babamla. Tamam. Hadi hoşça kal. Az daha unutuyordum. Bundan sonra bana Güli değil mi? Ne Gülisi?
Gülizar biraz köylü ismi. Kısalttık Gül'ü oldu. Bay bay. Artin Usta! Artin Usta! Artin Usta! Nereye gittin be? Neredesin? Konuşmak isterdim seninle. Neyse. Bağırdım sana. Keşke dedim götürmeseydim onu setlere. Çok nasıl içim yanar bir bilsen. Şey, evden gitmek istermişsin. Gitme. Senin kokunu duymazsam o evde cehennem olur o ev bana. Demek öyle. Güle güle kızım. Güle güle Gülizar. Nihayet gelebildin. Öldüm vallahi yorgunluk. Polonez köyde çekimdeydim. Kırların ortasında telefon yok, bir şey yok. Haberi geç aldım. Ne oldu gene aynı ağrılar? Bu sefer düştü bayıldı üstelik. Doktor tahlil röntgen istedi, geldik buraya. Tahlillerin sonucu daha çıkmadı ama röntgene göre hemen ameliyat. Olamaz. Doktor birazdan gelecek, bekliyoruz işte. Yılmaz da babama haber verecek. Onun haberi yok mu? Biz gelirken o yeni ayılıyordu. Oğlan da Gültenlerin başına kaldı. Şu doktor bir gelse de ben dönsem... Sen oturursun artık, çok yoruldum, öldüm yorgunluktan. Kızı mısın yavrum? Evet. Sen küçüğü olacaksın. Ah çok bahsetti senden. Dediği kadar varsın. Benimki Safra. 3 gün önce ameliyat oldum. Dikişlerim alınmadı daha. Seninkinin teşhisi kondu mu? Yo, doktoru bekliyoruz. Geldi, sigara içelim dışarıda. Geçmiş olsun. Ay, dilini de kesselerdi, keşke hiç durmadı ayol karının çenesi. Oo, maşallah. Kimin ablasıyım? O 7 numaralı hastanın sahipleri siz misiniz? Evet, ne oldu? Doktor bey sizi odasına istiyor. Odası nerede? Yürü, ben biliyorum. Merhaba. Ben Doktor Hasan. Kardeşim Gül'ü. Merhaba. Buyurun oturun. Tahliller geldi. İnceledim. Diğer arkadaşlarla da görüştük. Maalesef ameliyat gerekiyor. Ne ameliyatı? Kardeşim pek bilmiyor da. Bana her şeyi anlatın. Anneniz... Çaresiz bir hastalık değil. Bu safhada teşhis edildiği zaman... Çok büyük bir şansı var. Hatta %100 şansı var. Yaşının ilerlemiş olması da lehine bir faktör. Ne zamandır biliyordun abla? Bana niye söylemedin? Ağrılar vardı ama konduramıyorduk tabii. Hem sonra senin işin başından açmış. Öğrenip de ne yapacaktın? Babamın haberi yok mu? Babamın dünyadan haberi yok. Ben sizi yalnız bırakayım, konuşun. Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.
oldu sana be güzel acı? Ne oldu bize? Ben bağırdım, sen içine attın üzüntüler. Oh, devirmişsin kıçını yatarsın maşallah. Geldin mi Remzi? Gelmeyeceğim mi sandın? Nasılsın? Ben sana diyeceğim nasılsın, sen bana sorarsın. İyiyim Remzi, iyiyim. İyi bakarlar mı sana? İyi bakıyorlar. Bak sana ne getirdim. Kimse bilmez benden başka bunu çok sevdiğini. Kazan dibi. Ya, şifadır. Ye. Şöyle. Aç ağzını. Aç. Bir daha aç. Ye ye. Allah beterinden korusun. Bak ne dedi, şansı çok büyük. Başa gelen çekilir kızım. Babama nasıl söyleyeceğiz? Adam olup anlasaydı. Annemle ilgisi mi kalmıştı? Haksızlık etme abla. Ne haksızlığı, yalan mı? Ne kadar oldu gireli? 25 dakika oldu. Bana daha uzun gibi geldi. Arada bir gelip de ne oluyor ne bitiyor haber vermez mi insan? Ne biçim hastane bu? Abla, gidip size yiyecek bir şeyler getireyim mi? Sen midenden başka bir şey düşünmez misin lan? Ne kızıyorsun be? İyilik de yaramıyor. Sen iyilik yapmak istiyorsan git o cadı hemşireye sor bakalım. Nasıl aman gidiyor? Be. Çocuklar, hastanedekilerle dalaşmayın lütfen. Annemi onların eline teslim edeceğiz. Kızdırırsa kırpalarlar sonra. Aa, neden onların eline bırakıyormuşsun? Sen geceleri bakacaksın, ben gündüzleri. Onlar da kim oluyormuş? Canım, iğneleri var, serumu var. Bizim yapamayacağımız bir sürü şey var. Veririz, bahşişleri yaparlar. Parayı bastırdın mı şefkatle satın alırsınlar eyvallah. Hepinize geçmiş olsun. Çok iyi temizledik. Sağ olun doktor bey. Eğer bir terslik olmazsa 10 gün sonra evine çıkar. Ben size bir reçete yazdım. Arkadaş hemen tedarik etsin. Ben tedarik ederim bunları. Hoş gelmişsin Artin Usta. Aa, ne zahmet ettin. İlahi, loğusa mıyım ben? Çiçekler de pek güzel. Şöyle koy Gülizar. Ne oldu sana? Nazar değdi. Geçmiş olsun. İyileşirim, iyileşirim. Merak etme. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Hele sen iyileş, ben sana her gün çiçek getireyim. Bu bey komşunuz mu? Komşuluktan da öte. Akraba gibi. Tövbe estağfurullah. Gülizar onların elinde büyümüştür. Kaçar kaçar giderdi onlara. Benden çok emeği geçti desem yalan değil. Ben de safra kesemi aldırdım. Allah insanı doktorların eline düşürmesin. Geçmiş olsun. Öyle hemen geçmiş olmuyor. Bir de bunun evde bakımı var. Bende kız evlat yok ki. Gelin dediğim ne kadar bakar insana? Hastalık zordur. Ha canım, hasta ziyareti uzun olmaz. Kaçayım ben. Bir isteğim vardır. Remzi'ye göz kulak olasın usta. Bunca yıldır bir nezle bile olmamışımdır. Şaşırdı kaldı. Sen ona göz kulak oluver. Meraklanma o konuda. Böyle günlerde aile bir araya gelir. Fedakarlık sendedir. Hoşça kal. Remzi de öğlene uğrayacaktı. Sabah çekimi varmış. Babamın işe gittiği doğru mu? Evet doğru. Doğursan yine doktora düştü. Ablamın aklı doktorda kaldı. Hani utanmasa bir ameliyat da kendi olacak. Terbiyesiz sen sus.
Mesele doktorda değil, bizim karnı toprağa sağlam. Bakıyorum da Remzi oğlum, yine erkencisin sabahları. Oluyor birkaç iş bu arada. Hadi bay bay. Gayret edesin. Hatice Hanım eve döndüğünde seni eskisi gibi bulmalı. Bu ara onu pek üzmeye gelmez. Çatlak patlak malzemeyle işlerin eskisi gibi olmasına imkan yoktur Bahattin Usta. Hadi eyvallah, eyvallah. Kal sağlıcakla. Bu akşam ne yedi? İştahlıydı. Çorbasını içti. Az biraz tavuk yedi. İyisiniz değil mi? Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende. Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım. Kapılar kapanmadan onda getiririm. Ay ne iyi olur, günlerdir bunaldı çocuğum. Anne. Hadi kızım, aklın kalmasın burada. Bana bir şey lazım olursa basarım zile. Hemen dönerim anne. Senin sevgilin yok mu Gül'ü? Hayır yok. Hiç olmadı mı? Hiç olmadı. Senin gibi güzel bir kız. Buna inanmak çok zor. Biri vardı mahallede. Yani pek zenginim sayılmazdı ama. Kaç yıldır bu meslektesin? Bir yılı geçti. Seviyor musun? Herkesin seni tanıması hoşuna gidiyor mu? Yorucu, yıpratıcı ama elime çok iyi para geçiyor. Şimdi de size anlatın bakalım doktor bey. Benim durumum tam tersi. Elime çok az para geçiyor. Ama aşığım ben mesleğime. Yakında tayinim çıkacak. Sorumluluklarımla birlikte maaşım da artacak. Bu meslek benim hayatım. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Üç arkadaş bir evi paylaşıyoruz. Sinan yakında evleniyor. Benim tayinim çıkınca da artık Mustafa ne yapar bilemem. Tıpkı bizim gibi. Sen ailenle oturmuyor muydun? Taşınmak üzereyim. Biz de birkaç arkadaş küçük bir kat tuttuk. İçini toparlıyoruz. Biraz boya badana falan. Yakında taşınacağız. Gül'ü, annene söz verdim. Sözümü tutayım ki bir daha çıkarmaya yüzüm tutsun. Hanımlar, muayene bitti. Netice fevkalade. Size mahcup olmayacağım. Çok iyi bir gelişme var. Bir aydan önce gelmenize gerek yok. Alın annenizi güzel bir yere gezmeye götürün. Ben de kızınızı güzel bir yere gezmeye götüreceğim.
gitti gel. Güle evlen benimle. Ne? Evlen benimle. Nasıl yani? İnsanlar nasıl evleniyorlarsa öyle. Karım almayı istiyorum. Neden? Ne demek neden? Seni sevdiğim için. Seni her zaman sevmek istediğim için. Ay sonu Eskişehir'e beraber giderim. Ne Eskişehir'i? Tayinim çıktı. Ay sonu gidiyorum. Ne kadar zaman için? Orada en az 3 yıl. Sonra da başka yerler. En son yine İstanbul. Ya ben? Bana evet dersen sen de. Hasan beni seviyor musun sahiden? Bunda şaşıracak ne var Gülü? Hasan yapamam. Ne yapamazsın? Evlenemem ben. Neden? Kardeşim, annem, ablam var. Biliyorum Gülü. Baban da sağ ya. Sağ ama pek çalışamıyor. Hasta gibi iyi değil. Biraz da benim yüzümden. Annem çalışırdı eskiden. Artık çalışamaz biliyorsun. Ya Ayşe? Çocuğu var küçük. Bırakamaz onu. Gülü, bütün bunlar bana hayır demek için bir neden değil. Tüm bunlara çare bulunur. Sonra sen bir ömür boyu ailene mi bakacaksın? Bak Gülü, sana çok şey vaat edemem. Doktor karısının yaşamı kolay olmaz. Fedakarlık, hoşgörü ve sabır ister. Hiçbir zaman çok zengin olmayı vaat edemem sana. Bunları bil. Ama sevgiyi servete tercih edersen... Hasan lütfen. Seni çok seviyorum ama sevgi yeterli mi? Bana zaman ver Hasan, ne olur. Sana 1 ay zaman. Düşün bakalım. Ben gitmeden kararını ver ama. Trenim ayın 31'inde kalkıyor. Haydarpaşa'dan. Saat 8:10 gece. Diyelim ki trafik tıkandı ve geciktin. Ancak tren kalkarken gelebildin ve ben seni pencereden gördüm. Peronda koşuyorsun. Bileceğim ki kararın evetti. Tamam mı? Hoş geldiniz. Siz Gülü Hanım mısınız? Ben Ali Selim Bey'in kızıyım. Nermin Keçecioğlu. Rica ederim, rahatsız olmayın. Ben sizi ağırlamak için erken geldim. Memnun oldum, teşekkürler. Bir şeye ihtiyacınız olursa şu zile basın. Zil mi var? Bakın, masanın altında ayağınızın durduğu yerde bir zil var. Çalmadı. Çaldı, mutfaktan duyulur. Ben size giyinmeniz ve makyaj için kütüphaneyi tahsis etmiştim, söylemediler mi? Oradaydık ama film gün ışığında çekileceği için makyajı dışarıda yapmayı tercih ettim. Kütüphanenizi yalnız giyinmek için kullandık. Nasıl isterseniz Gülü Hanım. Kütüphanenizde ne çok kitap var, hepsini okudunuz mu? O kitapların çoğu ansiklopedi Gülü Hanım, referans içindir, roman gibi okunmazlar. Rujunuzu sürebilir miyim? Bu sıcakta makyaj pek dayanmıyor galiba. Çekim aralarında makyajın devamlı tazelenmesi gerekir. Cilt parlamasın diye. Dayanmamasıyla ilgisi yok. Buyurun efendim. Hanımlara içecek bir şeyler getirin. Bana o de citron. Bana da. Ben Pepsi rica edeyim. Baş olsun efendim. Sizi kardeşimle tanıştırayım. Kemal, Gülü Hanım. Müşerref oldum efendim. Çok sevindim. İzninizle, ben aksesuarlarımı almak için kütüphaneye geçiyorum. İlhan abi, ablamın vapuru gelmek üzeredir. Kimi göndereceksen gidiversin. Tamam. Ne ablası? İşte kaçırılmayacak bir fırsat. Ne dedin? Fırsat diyorum, fırsat. Kemal. Ne fırsatı? Bana bak, salaklığı bırak, aklını başına topla. Tanrı ümmet hepsi de kısmet getirdi. Adam bekar, üstelik de zengin. Ne yapayım yani? Kendimi herifin ayaklarının önüne mi atayım? Ay başlatma beni Gülizar. Aklını kullan. Bana bak, fazla da içme, emin. İçince yalık bir şey oluyorsun.
Aman benim kimsede gönlüm yok. Ben senin gönlünün kimde olduğunu çok iyi biliyorum. Bana bak kızım, sen bu saatten sonra gidip Anadolu şehirlerinde çocuk bezi yıkayamazsın, anladın mı? Geçmiş ola. Çekeceğiniz film için gerçekten çok güzel. Aha, öyle mi? Demek beğendiniz. Açık hava sizin için daha iyi işte herhalde. Evet. Evet, anlıyorum. Ah, bir dakika. Buyurun. Ne alırsınız? Ben bir konyak rica edeyim. Hangisini tercih edersiniz? Napolyon 5 yıldızdır. Ben o 5 yıldızdan alayım. Napolyon olsun. Benimkini. Ben içki istemiyorum. Bakın bu olmaz. Konyak veyahut likör. İyi bir yemeğin sonunda dijestif şarttır. Ben konyak içemem, sert geliyor. Konyak istemiyorsanız size buzlu bir kuantro hazırlasınlar. Kardeşim son derece gurmedir. Ben sadece gurme değil, epikürenim. Hayat felsefem epikür gibi 5 duyumun üzerine inşa edilmiştir. Yemek, içmek, hayattan keyif almak, sevmek ve mutlu olmak. Kemal'in toplumsal sorunlar ve toplumsal görevlerle fazla ilgisi yoktur. Ben toplumsal değil, bireysel düşünceye önem veririm. Ne mutlu size. Evet. Mesela şu anda müthiş güzel bir mehtap var. Benim birinci görevim bu eşsiz mehtabı eşsiz başka bir güzellikle seyretmektir. Gülü Hanım, benimle bahçede yürür müsünüz? Size altın tozundan yapılmış bir yol göstermek istiyorum. Ben içeri girmeyi düşünüyordum Kemal Bey. Biraz üşüdüm de. Al benim şalımı al. Abla. Al canım, ben üşüme. Körfez'deki durgun suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o hatıra duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal. Şiir sevmez misiniz Gülü Hanım? Severim ama pek vaktim olmuyor. Şiire vakit ayrılmaz, yaratılır. Şiir insanın içinden gelir ve taşar, vakitli vakitsiz. Mesela şu anda bana olduğu gibi. Siz şiir yazar mısınız? Ben şiiri yaşarım. Siz şairsiniz herhalde. Ne gezer. Gerçi şiir çalışmalarım var ama ben şairim diyemem. Benim şiirlerim gönlümün güzellikler karşısındaki coşkularıdır. Aslında ömrüm şiirle iç içe geçmeliydi. Ama kaderin önünde yaprak misaliyiz. Ne yazık. Kemal Bey, üşüyorum. Dönelim mi? Daha olmaz. Henüz size mehtabın deniz üzerindeki altın tozlarını göstermedim. Gelin benimle. Buradan gözükmez mi? İşte mehtap burada. Çocuk, seni niye böyle güzelliklere bir yani yetiştirdiler? Ver elini. Gel benimle. Kemal Bey, ben o kuytu yere gitmek istemiyorum. Kuytu yere mi? Ne diyorsunuz siz? Sizi kuytulara götürüp tasallut edeceğimi mi zannettiniz? Beni o kadar bayağı mı buluyorsunuz? Ben ruhunuza hitap edebilmek için güzellikleri ayağınıza sermeye çalışırken. Yo, ben öyle bir şey söylemek istememiştim, pardon. Ben sadece... Dönelim Gülü Hanım.
Bu güzellikleri bırakalım. Çıplak, sert gerçeğe dönelim. Hadi. Sinema günlerindeki programı nasıl buldunuz? Çok iyiydi. Evet, fakat sıcakların bastırması seyirciyi bir hayli azalttı. Tabii. Seyrettiniz mi Mehtap'ı? Hayır, edemedik. Kardeşinizin Mehtap'la arası pek iyi değil. Mehtap'ı çok sever halbuki. Ne oldu? Üşüdük. Üşüdünüz mü? Şalımı verdim ya sana. Ay abla, gene de üşüdük işte. Serindi. Evet efendim, değişik manalarda ikimiz de üşüdük. Yarın çok erken başlıyoruz. İyi geceler diyelim mi? Doğrusu benim hiç uykum yok böyle güzel bir gecede. Yatmadan önce bir şey arzu eder miydiniz? Ben bir limonlu su rica edeyim. Ben de. Bu odesitrom babamın saçma bir tutkusudur. Bunca hoş kokulu nebat varken ıhlamur, ada çayı, melissa, nane... Limonlu suda ne oluyor? Su en yararlı şeydir. Siz ne alırdınız? Bana bir konyak daha lütfen. 3 oda sitron, bir melisa. Var üstüne efendim. Sizin garson dil biliyor mu? Ermenidir, çok dili anlar. Öyle mi? Bizim de bir Artvin beyimiz vardır. O da çok dil bilir. Efendim, bu Ermenilerle Rumlar dile yatkındırlar. Zaten Osmanlıların çöküş dönemi de Hristiyan tabanın devlet idaresinden çıkarılmasıyla baş göstermiştir. Osmanlı tarihi üzerine en doğru gözlemleri olan yapıtları son yıllarda İngilizler yazdılar. Size katılmayacağım. Yabancıların gözlemleri her zaman tek taraflı ve ön yargılıdır. Her zaman değil efendim. Size şu hususu belirteyim. Siz bana bir hususu belirtmeden şunu sormak isterim. Bugünlerde ayyuka çıkan Ermeni iddiaları ve sözde katliamımız yabancıların doğru gözlemlerinden mi kaynaklanıyor? O bir cehalet hatasıdır. Bir politik oyuna bilgisizlik, bilinçsizlik, ukalalık ve biraz da budala bir romantizm sonucu sokaktaki adamın farkına bile varmadan alet edilmesidir monşer. Orada haklısınız. Ama benim büyük babamın maliye nazırı olduğu kabinede hariciye nazırı kimdi bilir misiniz? Bir Ermeni paşası. Sonra nasıl böyle oldular? Olmadılar. Olduruldular. İşe Ruslar burunlarını sokup Balkanlarda ihtilaller tezgahlamaya başlayınca Osmanlıların da tavrı değişti. Hiç bilmiyordum. Sonradan bu komploya Amerikalılar ve İngilizler de katılınca olan bizim güzelim milletimize oldu. Henüz kimsenin emeli gerçekleşmiş değil ama en azından İstanbul'un o nefis mozaiği bozuldu. İstanbul'u İstanbul yapan azınlıklar çil yavrusu gibi dağıldılar. Ben fincanımı alıp çıkıyorum. Sizlere iyi geceler. Kemal, sen bana şu kitabı verecektin. Yatmadan getirsene. Şimdi vereyim abla. İyi geceler. İyi geceler. İçin ısıcak suları. Sabaha kadar taşınacaksınız. Hadi iyi geceler. Ay, bir şeye benzemiyor. Ben sabah içtim, hoşuma gitti. Ama sen ağzının tadını bilmezsin zaten. Bana bak. Ne yaptınız bahçede? İtiştirip kakıştırdın mı adamı? Aman abla, bırak şimdi. Neyse ki bu işin yarını da var. Olmayacak dua ya, amin deme. Olmayacak dua yoktur. Sen iste Allah versin. Bak bana. Ne olmuş sana? Hayatta hep daha iyisini istedim. Maşallah. Allah sana benim bilmediğim bir şey mi verdi? Bana vermedi, sana verdi. Bana da dolaylı olarak vermiş oldu. Ben biniyorum artık. Gelmeyeceğim. Daha 3 dakika var. Son dakikaya bırakmak şart mı? Kadınların özelliğidir geç kalmak. Gelir.
Gelmeyecek. Gelmesin be. Başka kız mı yok dünyada? Zaten mankenden doktor karısı olmazdı. Ne dürtüyorsun be? Söylemediysem üzmemek içindi. Şimdi söylüyorum işte. Güle güle git arkadaş. Yolun açık olsun. Güle güle. Gelmeyecek. Son dakikaya kadar çıkar gelirsen de. Hoşça kalın. Kendine iyi bak. Çok adam öldürme, olur mu? Yaz bize gidince. Nedir bu halin? Ne oldu sana? Hasta mısın? Hasta değilim ama iyi de değilim Artin amca. Ne oldu evladım? Bütün benzin atık. Artin amca, her şeye yeniden başlasam. Ortayı bitirdiğim günü hatırlıyor musun? Mesela o güne dönsem. Hani çok mutluydun sen? Çok mutsuzum Artin amca. Çok mutsuzum. Hadi anlat derdini. Derdim yok ki. Yok ya kızım. Ne derdin olacak senin? Dertsizliktir derdin. Artin amca. Kimseye anlatamıyorum. Bak... Bir kere yersizim. Yerim belli değil. Nasıl yersizsin? Babanın yüreğinde vardır yerin. Bir. Kırılmıştır sana. Ama o yer hep durur bilesin. Burada vardır yerin iki. Kendi beğenip gittiğin yer vardır. Daha ne istersin be kızım? Artin amca. Kimim ben? Gülizarsın ama çevirmişsindir adını Gül'ye. İyi. Gül'ü olayım. Ama gene kimim ben? Ah kızım, unuttum kim olduğunu. Işıkçı Remzi ile Hatice Hanım'ın kızısın sen. İşte değilim amca. Ya da hem o Gülizar'ım hem de bu Gül'üyüm. Kötü bir şey oldu amca. İkiye, üçe, beşe bölündüm sanki. İçim bomboş. Güzel kızcağızım. Hayat neler etti sana? Her şeyi bırak sokağına dön desem yapamazsın. Annen çalışamaz eskisi gibi. Doktoru var, ilacı var, Yılmaz'ın tahsili var, Hüseyin'in hayalleri var, Doğan daha el kadar bebe. Baban kötülüyor gün be gün. Senin güzel elbiselere ihtiyacın var. Peki ne yapayım Artin amca? Ne yapabilirsin ki kızım? Tuttuğun yolda yürü. Annem, kardeşlerim para ister. Arkadaşlarım hep neşeli, eğlenceli, kafa dengi olayım ister. Sevgilim, her şeyden vazgeçeyim. Onun hayatını yaşayayım ister. Ama sen ne sevgilinin istediğini yapabiliyorsun, ne babanın istediği Gülizarsın. Ne annenin, ne de Ayşe'nin. Benim istediğim Gülizar bile olamadı. Ya sen ne istiyorsun Gülizar? Hiçbir şey. Çok şey.
Aydın amca, bu bana benziyor. Neden amca? Neden içleri dolu? Ben böyle miyim? Böyle mi oldum sonunda? Thank you.